Gerekirse yaparız abi. Bekir hocam. Efendim abi. Bu 18-46'yı sen bana niye kullandırıyorsun Bekir hocam? Ben demedim abi sana. Hayır, ben demedim. Bülent'cim kullanacaksın. 18-46 taban gübresi yerine geçen, DAP gübresi yerine. Ama fosfor olarak kullanacağız onu. Taban gübresi olarak. Fosfor olarak kullanacaksın. Fosfor miktarı olarak kullanacaksın Bülent'cim. Tamam, ha. Onu kullanacaksın. Ama sana hala bozuluyorum. Şu buğdaylarla alakalı yapmadın ya. Hocam daha kar yeni yeni erimeye başladı. Ben köye gitmedim. Konya'dayım. Ya kurban olayım sana. Elimin altında kamera var. Kamerayla bakıyorum. O kadar. Ya, ben tahmin ediyorum zaten gitmediğini. Geçen günde Karaman'dan şeyler geldi. Bizim elma ve şey ağaçları, badem ağaçları gördün mü? O karın içerisinde -18 derecenin içerisinde nasıl not vermiş. Ve evet, o bizden işte bu sene başlayan çok da memnun. Hatta bana mesajlar da atmış. Çok da memnun. Yani abi inşallah bu şekilde devam ederiz diyor. Ya, müthiş bir gelişmeler var diyor. Sen de Konya'da gidemedin köye. O yüzden canın istemiyor atmaya buğdaylara. Yok daha neler hocam. Evet Bekir, devam edebilirsin. Artık bu saatten sonra yine arkadaşlarımız geldi. Devam et yine şeyle. Ondan sonrasında sonlandıralım. Yaşar abi kusura bakma. Sanırım geç bağlandın. Toplantının 3. bölümüne, son bölümüneden geldin. Bağlanamadın herhalde abi. Evet Bekir. Şunu söylüyorum. Tarım parçalamayın. Allah rızası için parçalamayın. Tarım parçaladıkça bitiriyorsunuz tarımı. Bugün alelopatiden haberimiz yok. Dedim ya, eskiden bizim bölgelere göre şey isimlendirme olur tarlalar. Sen alelopatiyi bilmeden münavereli tarıma geçtin. Kasıtlı tarıma geçtin. İlk önce bunun bir tedbirlerini almamız lazım. Yani şimdi dünyada tarım sistemini en iyi anlayan devlet Çin'dir. Çin kesinlikle Avrupa'dan bir tane tarım şirketini ülkesine sokmamıştır. Kent ormanları anlayışı farklıdır Çin'in. Şu anda Türkiye'de yenen Dakota çekirdeğinin %70'i %80'i Çin'den geliyor. Şu anda paketlenen tohumların ortalama olarak %70'i %80'i o da Çin'den geliyor. Domates, biber vesaire. Ben söyleyeyim. Sadece bir firmanın Çin'den getirdiği Dakota çekirdeği 40 bin ton. Sadece bir firmanın Türkiye'ye getirdiği 40 bin ton. Avrupa ne yaptı? Çin topraklarını korumak için modern şeye sokmadı. Bak Hindistan soktu. Geçen yıl oksijen barları oluşturdular. Oksijen alamadılar. Parayla oksijen satın aldılar. Avrupa şu anda Afrika ve böyle bakir yerlerden 203 milyon hektar yer kiralayıp ya da satın alıp oralarda tarım yapma peşine düştü. Çünkü bugün Türkiye'de, bakın miktar olarak sadece şey olarak, baz olarak konuşuyorum. Hollanda 10 milyar dolarlık ihracat yapıyorsa, bunu kalıntıdan dolayı geri dönen birimi 31. 31. Türkiye 1 milyarlık ihracat yapıyor. Kalıntıdan dolayı geri dönen 84. Ama bu Avrupa Türkiye'ye karşı ne kadar kimyasal ilaç kullanıyor? 8.7 kat daha fazla. Yani sen dekarda 153 gram kullanıyorsun, o herif 1480 gram kullanıyor dekarda. Buna rağmen senin pazarın düşüyor. Sen 30 yıl önce, 25 yıl önce 126 ülkeye ihracat yapıyordun. Şimdi 5 tane ülke var. Kim bu? Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Irak, İran. İran almamaya başladı. Suriye. Neden? Biz daha Suriye'den almayalım ya. Sebebi bizim ürün kalitemiz ne kadar bozulursa o kadar pazarımız kapanır. Yani şu ornitolojik tarım. İnanın üzerinde dönen oyunları bir görseniz. Kimler böyle cinslik yapıyor, hangi fırsatla? Bizim milli
bir projemiz. Artık bilmiyorum Türkiye ne kadar sahip çıkar, ne kadar şey yapar, şeye dönmesin. Yani ben bundan çok korkuyorum. Türkiye'de ilk otomobillerde gaz kullanımını yapan Hanefi Avcıoğlu, Avcıoğlu herhalde, Hanefi Avcıoğlu 1978 yılında yaptı. Adamı neredeyse dövdüler, gittiği her şirket. Küfrettiler, şudur budur. Adam mecburen İtalyanlara satmak zorunda kaldı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Araba almışız, Doğan arabamız var. Sırta sırta, arkadaş bende İtalyan tip işte sıralı gaz sistem var. Benim arabam o yüzden 5000 lira fazla yapıyor diyoruz. Biz sattık adamı ya. Biz sattık. Sahiplenilmeyen bilim Avrupa'ya gider, dışarıya gider ve dünyanın jandarması Amerika gibi her yere müdahale eder. Çünkü onları güçlü yapan biziz. Mecbur kalıyoruz. Yani bizim gibi insanlar mecbur kalıyor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Şu anda bu ülkede kalsın diye bunun savaşını veriyoruz. O yüzden her türlü fedakarlığı yapmaya çalışıyoruz. Şöyle düşünün. Dünyada her türlü kimyasal gübre ve zehir kullanımına rağmen sıfır kalıntı parametresini hiçbir kimse yakalayamadı. 22 yıldan beri de uğraştılar, yakalayamadılar. Hatta BP ve Shell'in sponsorluğunda İtalya'da bakın Nemo'nun bahçesi diye denizin altında 10-15 metre altında fanuslar içerisinde yetiştirme yaptılar. Atmosferi filtrettiler. Yine yetiştiremediler, başaramadılar. Kalınsız ürünü. Biz bunu başarılı 16-14 yıl olmuşuz. Biz bunu yapalı 14 yıl olmuşuz. 14 yıldan beri bize şunu söylüyorlar. Raporunuz var mı? Yahu var. Türkiye'de para verdim, merkez rapor alır diyorlar bu sefer. Sıkıysa Avrupa'dan al. Ya Almanya'da dünyanın en prestij laboratuvarı Eurofins'ten almışız raporu. Öyle parayla alamıyorsun. Onlar işte Avrupa'nın kanunu Avrupa'yı ilgilendirir. Lan nasıl Avrupa'nın kanunu Avrupa'yı ilgilendirir? 56 ülkede kanun yerine geçiyor adam verdiği. Ama bir ya amaç bakın bizim tarımda en büyük tehlikemiz küresel lincin faydalı megalomanları. Adam resmen artık yani yerli projeye karşı çıkmak için megalomanlık yapıyor. Nasıl neden yaptığından haberi yok. Sadece mesajı ne biliyor musun? Zira ilaççıdan yılda 3000 liralık ilaç alabilirse, fideciden 2000 liralık fideyi kapabilirse, İşte gübreciden de 3-5 bin liralık gübreyi alıverdi mi? Onun üründen başka hiçbir ürün iş yapmaz. Size allopatiyi anlatayım arkadaşlar. Başımızdan geçen bir olayı anlatayım. Mersin'den bir ziraat teknikeri bir arkadaşımız. Ya dedi abi sen bana allopati söyledin dedi. Ben dedi ziraat teknikeriyim ama hiç bu zamana kadar duymamıştım dedi. Sonra dedi bir araştırdım. Allelopati ziraatte var olan bir şeymiş. Hatta dedi kendi arkadaşlarıma söyledim. Ya böyle böyle arkadaşlar. Yani burada ziraat mühendisleri yetiştirirken hep batının ya da küresel güçlerin bize verdiği bilgiler veya bizim çocuklarımızdaki müfredatta vermek istedikleri bilgiler kadarını çocuklar alıyorlar. Yani ziraat mühendisi ve allelopatiyi bilmiyor. Ya dedi böyle bir şey varmış dedi abi ya. Hakikaten. Yani ziraat mühendisi bunu bilmediği zamanlarda o zaman olmuyor ya. Bülent Enli, 18 litrelik değil, birer litrelik bizim. Çünkü biz ürünlerimizi özellikle birer litre yapıyoruz. Çünkü bizim ürünlerimiz FNE'ydi. Yaklaşık olarak bir litresiyle 5 dönüm yer gübreleniyor. Bizde yanlış kullanılmaların, yanlış şeylerin önüne geçmek için üretici açıyor kapağını, yarısını kullanıyor, yarısını bir kenara bırakıyor, kapağı açık. İşte doğru muhafaza etmiyor diye. Bunun önüne geçmek için miktarları çok yüksek yapmıyoruz. Şu anda birer litre, bir de yüzer gramlık var. Onu da balkon çiçeği seven hanımlar kullanıyorlar. Yani ben Antalya'ya 100 gramlık, bugün 100 gramın bir tanesi işte yani 25 lira bir şeydir. Bugüncağız 20-25 lira da şey veriyor, kargo bedeli veriyor. 2 ayda bir benden çiçekleri için 100 gramlık ürün alıyor. Biz yanlış kullanımların önüne geçmek için şu anda 1 litrelik olarak veriyoruz. İngiltere'deki pazarda da 1 litrelik olarak sunuluyor. Bu ilerleyen zamanlarda daha büyük şeylere geçtiğimiz zamanlarda ambalajlarda bir takım değişiklikler yaparız ama şu anda böyle arkadaşım. Yani o bir fiyatta da çok bir etki olmaz. Yani şişenin bir tanesi de 2,5 lira 3 liradır. Çok bir etki olmaz. Çok önemli değil o kadar. Anladım hocam.
Evet arkadaşlar. Başka hiç konuşmayan arkadaşlar var burada. Cenk Bey. Hocam ben varım. Evet Ahmet. Ahmet Bey hoş geldiniz siz. Biraz önce katılmadınız galiba. Hocam. Buyurun. Hocam yeni katılıyorum da hocam. Buyurun Ahmet Bey. Bazı sorularım olacak. Tabii. Şimdi hocam ben Tokat'tan katılıyorum. Şeker pancarı, mısır bunları ağırlıklı üretiyoruz. Bu şeker pancarında mısırda yabancı Bülent Bey iyi akşamlar size. Biz sizin kadar büyük çapta değil. Küçük çapta ama bizim arazilerimiz. Yine kendi çapımızla uğraşıyoruz. Gönüller bir olsun abi. Hiç fark etmez. Aynen. Hocam şimdi bu orbitolojik tarımda yabancı ot mücadelesi yapmayacağız. Doğru mu? Herbisit. Evet, mümkün olduğu için. Evet. İnsektisit kullanmayacağız hocam. Peki bu pancar, mısır otun içerisine kaldığı zaman verimi çok etkili. Çok şimdi bir kere ben şunu söyleyeyim. Yabancı ot ilaçlarının sınıfı herbisittir. Biz size fungisit, insektisit vesaire kullanmayın demiyoruz. Mecbur kalmadıkça kullanmayın. Siz ne yapıyorsunuz güzel kardeşim? Daha ortada mantar yok, böcek yok. Kalkıp ilacını kullanıyorsun. O yetmiyor, yayıcı, yapıştırıcı, koruyucu koyuyorsun. Bu nedir biliyor musun? Anne karnındaki çocuğa kemoterapi yapıyorsun. Hocam bizim buradaki topraklarda aşırı ot geliyor. Yani şimdi, bak, boğuyor onu, yani. Onu da söyleyeceğim. Neden boğuyor? Bir kere o otlar, o toprağın gerçek otları, yerli otları. Senin pancarın orada yabancı ot. İlk önce onların arasında barış oluşturman lazım. Bizim sayfamızda Halil İbrahim Bey bizim açık mı orbitolojik tarım kol? Yok şu anda daha düzenleme yapılıyor ama ben şeye gönderirim. Pancarda otların içinde beraber yetişen pancarı, hatta sökülen pancarı, kafa gibi pancarı gönderirim arkadaşlara. Şimdi bitkilerde simbiyotik bir yaşam vardır. Bunu sağlamak zorundayız. Ha şunu söyleyeyim. Ya işin kolayına kaçtığı için millet böyle yapıyor. Eskiden un fabrikalarında yabancı tohum ayırıcı ekipmanlar vardı. Şimdi hiçbiri kalmadı. Ve adam sırf bu yabancı ot ilacı denilen laneti kullandırmak için buğdayın temizse parası temiz olur. Temiz değilse parası temiz olmaz. Ya etme eyleme arası sanıp iki tane çavdar tohum kaçsa ne olur onun içerisine. Sen gittin o yabancı ot tohumu tuğda içerisine kaçmasın derken şu anda bizim gıda sanayinde lisin denilen lisitin miydi? Lisitin mi? Lisitin değil. İnsan kıl ve domuz kılından elde edilen taze tutucu maddeler kullanılıyor. Çin'de kuaförleri dolaşırlar tek tek. Bütün kılları toplarlar sektörde. Bakın yani internetten araştırın bunlar gerçek. Yani hocam bizim burada ettiğimiz zaman şimdi şunu söyleyeceğim. Evet. Dur. Yabancı ot ilacı belki mecbur kalırsın. Ama esterli kullanma. Glikofosat harici kullan. Bak bunu ismini kazıyorum. Glikofosat harici kullan. Esterli kullanmayın. Kullanırsan amino kullan. Ve bunu kullanırken şuna dikkat et. Yabancı otları gündüz attığında ot ilacını hiçbir şey yapamazsın ona. Akşamüstü at. Mesela gündüz akşama doğru ot ilacını attın. Bak ölmüyor. Sabah geldiğinde ölmüş görürsün. Gece ölür bitkiler. Anladım hocam. İnsanlarda da... Şurada soracağım ben size. Şimdi biz bu atmış olduğumuz yabancı ot ilaçlarını biz topluğa hazırlarken ekim öncesi satılan da var. Ekimle çıkış arası satılan var. Bence ekim sonrası. Ekim sonrası mı daha iyi? Bence ekim sonrası bir kere kullan. Hocam şimdi ekim sonrası iyi de ekim sonra sattığımız ilaç bu sefer mahsulü de etkiliyor. Şimdi bizim mısırlarımızın ucularında sararma oluyor. Şimdi şeker pancarında püsküt var. Püsküt otu içinde biz ayrı bir ilaç atmak zorunda kalıyoruz. Şimdi bu mücadele yapmadığımız zaman bizim burada verim çok düşüyor. Şimdi biz de istemiyoruz yani. Şimdi çok sen, pahalı sen, bu ilaçlar. Bak ben sana şunu soracağım. Senin toprağında önleyemeyeceğiz biz senin yabancı ot ilacı kullanma olayları. Bir dakika. Alternatif bulamazsın. Çünkü sistemi ona oturtmuşsun. Yok hocam şimdi ben burada arayış içindeyim. Abi bak bir dakika. Şimdi pancar, buğday.
Ne zaman ekiyorsun, ne zaman kaldırıyorsun, arada ne kadar boşluk oluşuyor? Bayağı boşluk var hocam. Daha biz pancarı mısır ekmedik ama Nisan'ın ilk haftası ekeceğiz şimdi. Mısırı. Mısırı da aynen, pancarı da. Tamam. Ne zaman? Ekim'de. 10. 11. ayda hasat edeceğiz. Ekim'de. Sen hasat yaptığında arpa, mısır vesaireyi karıştırıp gelişi güzel ekebilir misin tekrar? Oraya mı ekerim hocam? Bir de şunu söyleyeceğim hocam size. Bak dur. Ya, acele etme, koşturma. Ya, o kadar hızlı değil mi? Şimdi bu ektiğin arpa buğdayı da Mart'ın sonunda ekime bir hafta 10 gün kala rotatıyla parçalayıp tarlamda bırakabilir misin? Bırakabiliriz hocam. Tamam o zaman. Bunu yapacaksan müsaade ediyorum sana. Ot ilacını en fazla 2 sefer fazla kullanırsın. Esterli kullanırsan kızarım. Hı hı. Glikofazat kullanırsan gelecek nesilleri mahvediyorsun. Açık söylüyorum. İnan ki görsem de ver. Hocam şimdi şöyle söyleyeyim. Ben zaten bu ot ilaçlarına zaten ben karşıyım. Şeker pancarında ben ot ilacı kullandım. Bu toprağın yüzüne kullandığımız, yani basfın özellikle de onu kullanıyoruz biz. Pyridex diye. Bunu tarlanın içerisinde taral köpürdü. Köpük toprağa döküldü taralın üzerinden, pompanın üzerinden. Orada yani yetiştiremedim ben sergenleri açayım derken. Orada 3 sene 4 sene ot bitmedi. Hocam ben farkındayım hepsini. Fakat biz mecbur kalıyoruz. Bak şimdi şey ben, yapalım. Bir de Acamet. Bir de bunun miktarlarını azaltın kullanırken. Yani üzerinde reçetenin üzerinde ne yazıyor? Atıyorum işte 50 gram yazıyor, 100 gram yazıyor. Bunu yarı yarıya kullanın. Şimdi bak şöyle yapalım Acamet. Bak bir 5'er metrelik istasyonlar oluştur tarlanda. Tamam hocam. Mesela ot ilacında diyecek işte dekara 100 gram at. Sen 20 gramdan başla, 10 artır, 40 gramda eğer durduruyorsan neden 60 gram fazla atasın? Anladım hocam. Anladın mı ne demek istediğimi? Anladım hocam, anladım. Ya hocam şimdi bir de şöyle bir sorun var. Şimdi öyle bir yapılıyor ki şu anda bizim buralar küçük. Biz çapayı kendi elimizle de yapıyoruz ama büyük yerlerde adamlar sadece toprağı hazırlamayla kalmıyorlar. 2 sefer de üstten yapraktan ot ilacı atıyorlar. Çapasız tarıma geçtiler. Ya yani, atmamaya çalış. Bak toprağını işte, koru. Aynen hocam. Ben toprağımı çok seviyorum hocam. Ben toprağımı çok seviyorum. Fakat toprağıma zarar vermeden ürün almak istiyorum. Gerekirse meyveciliğe dön ya. Gerekirse meyveciliğe dön ya. Yok meyvecilik değil. O değil. Yani o çözüm o değil. Bu hocam, bir şekilde üretilecek. Çözüm o değil de. Meyveciliğe dönme şansımız yok. Çünkü biz hayvancılıkla da uğraşıyoruz aynı zamanda. Bizim tarlaya ekip biçmemiz lazım. Mecbur ya. Hacı Ahmet. Bak ne efendim güzel hocam söylüyorsun. Eskiden bizim tarlalarımızda dökülen buğdaylar halaz oluşturdu ve hayvan yayardı. Biliyor musun? Evet hocam, biliyorum. Şimdi bir tek halaz oluşmuyor artık tarlalarımızda ya. Tarlanın başını boş bırakmıyoruz ki hocam. Hocam biz iki ürün alıyoruz dediği gibi. Yani şimdi bak dediğim gibi şey yapalım. Arpa, mısır. Hocam bunu da soracağım ben size. Şimdi mısırı biz kışa girerken ektiğimiz zaman mısır kışa dayanmıyor. Mısırın yerine başka bir şey ekebilir miyiz? Ya ben sana mısırı satmayacaksın diyorum. Mısır toprağın zehrini alacak. Kardeşim o kadar yabancı ot ilacı kullanıyorsun. Soğuk, mısırı soğuk vuruyor. Don vuruyor yani. Kışa ya girerken vursun, bunu yapacağım ya. 10 santim 15 santim büyüsün yeter bana ya. Yeter mi hocam? Tamam. Yeter ya. Arada kaybolsun. O zaten gölgeler. Arpanın içerisinde gölgeler. Tamam hocam. Tamam mı? O yazı 40-50 santim olduğunda hiç olgunlaştırmadan rotatille parçalayacağız, ekeceğiz. Yani olay başka bir şey değil. Toprağı güçlendirmeye çalışıyorum ben. Çünkü sen aynen toprağı bitirirken ben güçlendirmem lazım. Sen bana aynen diyeceksin ki ondan sonra 3 sene sonra ben ornitolojik tarım yapıyorum, bir halt anlamadım ben bu işten deyip çıkacaksın. Dedirtmemem lazım abi. Anlıyorum hocam. Ahmetciğim bu şeyden sonra telefonla beni ararsan. Şimdi irtibatta kalacağız ondan sonrasında. Yani 3-5 dönümünü bu şekilde deneme yapacağın yeri. Ot ilacı da atmasın. Oraya hiç ot ilacı da atma. Simbiyotik bitkilerin yetişme sistemlerine de bak.
Bir 50-100 metrekarede o şekilde hiç müdahale etmeden, mücadele etmeden bir dene bakalım. Olursa ne mutlu. Yani tamam, belki bir sene, belki bir sene kaybedeceksin ama yani 3-5 dönümle bir şey kaybetmeyeceksin. Fakat çok şey kazanacağına biz gönülden inanıyoruz zaten. O bizim verdiğimiz mücadeleyi yaptığın zamanlarda. Anladım. Bekir hocam bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, buyur. Şimdi bizim bağ üretici arkadaşlarımız bu dönemlerde tabii bağların asma diplerini omcaların altına yeşil kurutan ilacı atıyorlar. Tabii bu halikarda gözlere de değiyor. Yani sonuçta buhar yani bu. Kalem kağıdım var mı? Bağları tabii bozuluyor. Kör göz yapıyor. Ondan sonra bir arayış içinde yok. Çeşitli bir uyandırma ilaçları atıyorlar. Afaki rakamlar yani. Çılgın paralar veriyorlar. Yani kalem kağıdım, fotoğraflarına karşıyım yani. Kalem kağıdım var mı? Evet. Varsa hemen yaz. Kalem kağıdım varsa yaz. Söyle, ben buraya yazıyorum. Buradan alınabilir. Söyle. Tamam. Tamam. 400 litre suya 3 kilo Arap sabunu. Arap sabunu potasyum esaslıdır. Yapraktan besleme yapar. Bitkiye zarar vermez. Evet. 800 gram bulaşık deterjanı. Bulaşık deterjanı haşerat kaçırıcı. Hiç başarat gelmez, %70 edersin. 800 gram çamaşır suyu, çamaşır suyu dezenfektandır, mantarı hastalıkları %70, %80 engeller. Köpürmemesi için de 50-100 gram ispirto koyarsın buna. Bu ortalama olarak senin ilaç, mantar ve böcek ilaçlarını %70 azaltacak. Ha, kesemedik mi bunu? Önleyemedik hocam, mi? Hocam, arkadaşın söylemiş olduğu ilaç herbisit hocam. Kurt ilacı dedi. Kurt ilacı dedi. Ot ilacı harbisit hocam. Ot ilacı. Onu kullanmayın abi. Sizin tarlanızda gerek yok ki ona. Sizin tarlanızda boş. Bazı arkadaşlar, üreten arkadaşlar kullanıyor bunu. Hayır abi, kullanmalarına gerek yok. Bakın ben ne dedim? Adi korunga, bacar fil, yonca ekebilirsiniz boş yerlerinizde. Hakla. Bu azot bitkisidir. Bitkilerinizi azot olarak besleyecek. Toprağın üstünü kapatın. Siz bize, beni anlayamadınız. Şimdi toprak işçilemesi kolay olsun diye yeşil kurutan yanı atıyorlar. Bağların, omcaların altlarına yani. Bu sefer de birkaç yıl sonra bağlarda tabii bozuluyor. Bu sefer de gözlerde uyanmama oluyor. Kör göz oluyor. Bitki uyandırmak için çeşitli nedenler arıyorlar. Yok üstten ne bileyim Dormex tarzı. Şimdi burada reklamına girmeyeyim gerçeği de bu. Yasaklanmış ürünleri atıp bitkiyi homojen bir uyandırmaya çalışıyorlar. Onu anlatmak istedim ben yani. Ben de ot ilacına karşıyım yani. Abi siz o kadar ot ilacını, o kadar yasak ilacı kullandıktan sonra oradan bir tane üzüm aldığınızda şükredeceksiniz. Kusura bakmayın. Ben kullanmıyorum hocam. Asla şimdi, ben ot ilacına şimdi, karşıyım yani. Bakın ben şunu söylüyorum. Allah sizi seviyor. Her şeye rağmen rızkınızı veriyor. Şu anda Türkiye toprak diyebilmek için ornitolojik tarımdaki tanımı nedir biliyor musunuz toprağın? Minimum %3.7 organik maddeniz olması lazım. Minimum. Şu anda %1'lerin altındasınız. Siz Türk dünyanın en büyük topraksız tarım yapan çiftçisiniz. Sadece mikrolize kırılmış kaya parçacıkları üzerinde tarım yapıyorsunuz. Oktay, zaten bana Manisa'dan şey geldi, toprak analizi geldi. Organik madde miktarı, 4 tane analiz geldi. Organik madde miktarı %0.45. Bitiyor. İbrahim hocam, Alaşehir tarafları 0.15. Daha bir şey yani. 0.15'in altında yani. Bak Oktay abi, kaça kaç araları ağaçların, sıra araları? 3 metre sıra arası, 1.80 asma arası, omca arası. Abi hocam. Ek, adi korungaya ek. Macar fi ek, hayvan bezelyesi ek. Anlatabiliyor muyum? Üstünden traktörle gel git, sürme. Sürme. Sadece ve sadece ağaçların diplerini 10-15 santim derinlikte diplerini. O küçük makineler var ya dönen. Evet. Elle sürülen. O çapa makinesiyle bas geç. Oradan ot hiç eksik olmasın. O otlar senin toprağın su tutum kapasitesini arttıracak. %60, %70 suyu tasarruf edeceksin. Toprağını güneşten, harabiyetinden koruyacak. Toprağında geri dönüşüm hızlandıracak. Ölen börtü böcekleri çektiği için kendisine
Bak zararlılar demiyorum. Faydalı börtü böcekleri çektiği için topraktaki protein amino asit zincirini de düzenleyecek. Anlatabildim mi? Azot evet, üretecek ve sen hani o dedin ya azot abaktar agile alacağım, nitrosamana salacağım, azot abaktarları alacağım, üreteceğim. Bak sana bakterilerin ağ babası. Bakla bile ne hocam, mesela havadaki azotu çeken bir ürün yani. Aslında bunları ve, hep yapmamız lazım ama hep gerideyiz yani bu yönlerden. Ve baklanın içerisinde alkanevin denilen bir madde vardır. Haşerat kaçırıcıdır. Evet. İşte bu Oktay'cığım, bu doğal mücadeleler. Yani bu doğal mücadeleler çok zor değil esasında. Ya yani otu biçip de biraz yüksekten biçip de otu satabilirsin. Oraya gömebilirsin. Hayvancılıkta genel anlamda zaten yapıyorlar. Bunları yapmak çok zor değil ya. Bakla, korunga, fi, yonca, işte o tarz şeyler çok şey değil ya. Zor bir şeyler değil ya. Ama evet, biz kolaya alışmışız abicim. Biz kolaya alışmışız. Zaten kolaya alıştırırken de şöyle yapıyorlar. Bir de Türk'ün gücü var ya, Türk'ün gücü. Biz eskiden atlarla, ineklerle, öküzlerle tarlaları sürüyorduk. Şimdi elimize verdiler bir ertene dört çeker abicim. Böyle ne kadar derine salabilirsek o kadar derine. Ne kadar derine sararsak evet, abi. Halbuki bunu yaparken bakın arkadaşlar. Yani çok fazla derinde 25-30 santim altında canlı yaşam çok fazla yoktur. Bugün 60 santim, 70 santim bir mezarı kazdığınızda orada solucan bulamazsınız, canlı yaşam bulamazsınız. İşte o çift çekerlerle biz böyle derin derin sürüyoruz abicim, 40 santim, 45 santim sürüyoruz. Ham toprağı üste çıkarıyoruz. Sonra o ham topraktaki mikroorganizmaları canlandırmak için, organik maddeyi canlandırmak için dayanıyoruz gübreyi. Dayanıyoruz gübreyi. Sonrasında işte bir dünya zararlar gelmeye başlıyor. Ya biz tarla sürmeye çok karşıyız arkadaşlar. Yani tıskara dediğimiz şeyler var. Kazayağı dediğimiz şeyler var. Bunlarla toprağı karıştırmak yetiyor. Size şöyle bir örnek vereyim. Eskiden buğdaylar biçilirken biçer döver. Döndüğü yerde buğday dökerdi. Bizde benim yaşadığım bir şey. Bizde ertesi sene buraya domates ekeceksek dolayısıyla boş bırakıyorduk. Bir de gidiyoruz tarlaya. Ulan inanılmaz bir buğday çıkmış orada. Ya kazmadık, sürmedik, ekmedik. İnanılmaz bir buğday çıkmış orada. Hatta biz ona haramına derdik. Bizim dilimizde haramına çıkmış derdik. Yani toprağı biraz karıştırmak yeterlidir arkadaşlar. Çok derin sürmeye gerek yok. Özellikle Ahmet, sizin o taraflarda büyük bir ihtimalle de derin sürüyorlardır. Evet hocam. Çünkü böyle dört çekerler var. Ya ben geçenlerde biri sürüm yaparken bana şey göndermiş. Ya dedim ne yapıyorsun ya? O mazotla ben o tarlayı 3 sefer sürerim kardeşim. O mazotla ben o tarlayı 3 sefer sürerim ya. Ne yapıyoruz abi ya? Bülent gülüyorsun. Sen de öyle yapıyorsun biliyorum. Hocam bizim burada Nadas dize kadar ekin bilmem neye kadar boya kadar falan bir şey derler hocam bizim burada. abi senin buğdayının kökü ne kadar gidiyor ya? Kaç santim gider ya? 15. 8-10 santim. Ama adam fat traktör alıyor. 930 var yok 1 milyon lira. Abi kaç santim gider ya? Senin mısırını Allah aşkına mısırlı bir kökle kaç santim var ya? Ya 20-25 santimi geçmez. Abi niye? Ne işin var 40 santimde senin ya? Ham toprağı. Yoncayı ne yapacağız hocam? He? Yoncayı. Yoncayı ne yapacağız? Kökü. O da 20 santimi geçmez. Sana göndereyim şimdi bir tane yonca kökü. O da geçmez. Yani ağaçların ağaçların ardındakiler çok derine gitmez. Bir dakika bekle. Ağaçların ardındakiler çok derine gitmez. Ağaç da kendisi giderken zaten kendi o kalın köklerini salarken toprağa kendi kendine bir havalandırma, bir yol açıyor zaten. O açtığı yoldan işte o mikroorganizmalar ya oksijen olmayan bir yerde canlı yaşar mı arkadaşlar? Oksijen yok ya. Biz 40 saatimi sürdükten sonra tamam orasını havalandırıyoruz bilmem ne yapıyoruz ama çıkardığımız orasını canlandırmak için, oradaki mikroorganizmaları çoğaltmak için dünya kadar besleme yapmamız gerekiyor. Toprağın kökü şimdi ağaçlarda, meyve ağaçlarına baktığımızda köklerinde ciddi bir kök var. Şimdi buğdayın yani kılcal bir kökü yani, ya da işte kalem kadar bir kökü ne kadar yer açabilir ki abi? Ne yapıyorsun abi ya? Bu kadar derin sürmeye gerek. Yazık mazota abi. Ver benim arabaya, ben kullanırım abi.
Hocam bu derin sürdüğü zaman yağan yağmur, kar toprağın biraz daha derinine gidip de nemli kalmasını sağlamıyor mu? Hayır şimdi öyle yok. Yok sağlamaz. Işte. Hacı Ahmet abim benim dediklerime aynısı yansıyor şu anda. Şimdi, hocam şöyle söyleyeceğim ben. Bizim burada şimdi sürüm yapıyoruz biz de hem devamlı sürüm yaptık şimdiye kadar. Evet. Burada pulluk tabanının oluşturmuş olduğu bir katman var. Evet. 20 santim 30 santim. Şimdi bunun altına evet, biz kök attıramıyoruz şimdi hocam. Biz bunu illaki yapmamız için şimdi ben dip kazan çekmek zorunda kalıyorum. Şimdi dip kazanı bir sefer çekip ondan sonra sizin söylemiş olduğunuz bu işçilikler yaparsam olur ama şu anda zaten işleyemiyoruz derin o kadar aşırı. Yani. Ne kadar işliyorsun? Hocam şimdi biz pulukla işliyoruz ya. Yani kepçeyle, toprağı kepçeyle eşittiğin zaman zaten toprağın yan tarafında belli oluyor. Bir o en fazla 30 santim yerini işlemiş oluyoruz. En fazla pullukla. Onun altında taban oluyor. Oradan aşağı su da geçmiyor. Neden geçmiyor? Oradan aşağı kök de geçmiyor doğru dürüst. Neden geçmiyor? İşte pulluk tabanla tutturduğu için hocam orayı yaptığı bak, için. Dur. Bak şu resmi görüyor musunuz? Görünüyor mu resim? Ağacın kökü bakalım. Evet. Gördün mü ağacın kökünü? Hı. Ağacın kökü sadece ve sadece iki taşın arasındaki boşluklarda oluşmuş. Dikkat ettiniz mi? Orada toprak alışverişini o şekilde sağlamış. Şimdi bak ben şunu söyleyeyim. Senin eğer bitkilerin 30 santimde 25 santimde ölüyorsa senin tarlanın problemi ne biliyor musun? Sen o kadar yoğun gübre kullanıyorsun. Dekara 100-150-200 kilo gübre kullanıyorsun ki tamam mı? Onlar yağmur suyuyla toprağın 30-35-40 santim 50 santiminde bura bir seviyede bir ekip kireç taşı oluşturmuş ve aşağıya geçiş sağlamıyor. Sen de toprağın alt taraftan su bulabilmesi için bitkilere su da gelmiyor. Tamam mı? Evet. Su bulabilmesi için sen drenaj yapmak zorunda kalıyorsun. Tamam mı? Yanlış yanlışı doğuruyor. Sen toprağını o kadar yoğun kireçlemişsin ki senin toprağının, bakın ben şunu söyleyeyim. Bülent Endi'de dahil. Yağmur yağdığı zaman yumuşacık. Batak gibi ayaklarına sarılıyor toprak. İki gün sonra git traktörle zemliyorsun toprağı. Taştan daha taş. Öyle mi? Doğru hocam. Doğrudur hocam. Tek sebebi ne biliyor musun? Sen attığın işte tuz ve şey, kireç. Eskiden gelen topraktan ev yaparlarmış, kerpiç. Nasıl yaparlarmış? Samanla mayalarlarmış değil mi? Bir de tuz atarlarmış içine değil mi? Doğru. Bir de kireç sallarlarmış değil mi? Renk yapsın diye. Ondan sonra orada ot mot biter miymiş? Bitmezmiş. Bitmez. Sen şu anda tarlanı kerpiç yapmışsın kardeşim. Hala ot ilacı kullanacağım diye pazarlık yapıyorsun. Hocam ben ot ilacı şu anda bir dakika. Şu anda Bülent Enli ile senin en az 12 yıl tarlalarınızı ekimden mahvetmek lazım. Kanun çıkart. O kadar bitirmişsiniz toprakları. Bak açık söylüyorum arkadaşım. Ben hocam, alım kılım yok. Bakın ben yok, şunu yok. Söylemeye çalışıyorum. Güzel kardeşim. Ben anlıyorum sizi. Bak dur. Konyalılar. Sen neredesin Hacı Ahmet? Ben Tokatlıyım hocam. Tokatlı. Bak güzel kardeşim. Ben seni sizin yerinize olsam ne yaparım biliyor musun? Tarlaların etraflarına kavak ağacı dikerim. Hocam çünkü kavak ağacının zararı oluyor bizim burada. Hayda. Ne zararı oluyor mu? Söğüt dik Ahmet. Alternatifi kabuklarından aspirin yaparsın. Şöyle söyleyeyim hocam. Kavak ağacı bizim burada kökü çok yayılıyor tarlada. Yani ben sırık domatesi yaptığımız dönemlerde burguyla matkapla elimizle eşittiğimiz zaman kavak ağacının 30 metre uzağında tarlanın içerisinde kök buluyorduk biz. Ha, bak ne güzel söylüyorsun. Ne güzel söylüyorsun. Orada da bir şey olmuyor hocam. Yetişmiyor ki orada da bir şey. O ağaç var ya toprağın altındaki suyu senin üstüne getiriyordu biliyor musun? Şu anda Karaman çölleşti. Şu anda İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi çölleşiyor. Senin tarlalar neden bitiyor Ahmet? Ben sana ne diyorum? Tarlanı değerlendiremediğin yerlere dik. Söğüt dik Ahmet. Ağaç dik Ahmet. Anladın mı Ahmet? Rüzgar perdesi oluştur. Anladın mı? Sen toprak yapsan da rüzgarla bakın. Türkiye sel erozyonuyla en fazla küçük bir kasabasını kaybediyor yıllık. Rüzgar erozyonuyla bir amik ovası gidiyor yılda.
Bugün Konya'ya Ankara'dan çık git. Ya asfalttan toz kalkıyor ya. Asfalttan toz kalkıyor. Bu toz nereden geliyor? Her daim kalk. Bugün Ankara'dan Konya'ya kadar git bir tanesine camına çarpmış. Tozdan uçamıyor ki hayvan. Bugün Ankara'dan Konya'ya git. Dağların hep tepesi kayalıktır. Tozu toprağı taşımıştır rüzgarla. Kardeşim etrafına bakın simbiyonize olan ağaçlarını dikin. Söğüt olur, kavak olur, böğürtlen olur, ahududu olur. Bağlarda da rüzgar perdesi oluşturursunuz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sonbaharı bir gözünüz önüne getirin. Yemyeşil yapraklar. Yemyeşil. Bir rüzgar çıkar, ertesi gün hepsi sararmıştır. Dökülmeye başlar. Neden? Hiç düşündünüz mü? Ömrü o kadar hocam, sonbahara kadar. Hayır. Hayır, rüzgardan sonra olur ne olursa. Rüzgar olmasa daha durur. Şimdi bakın, yaprakların üst tarafları parlaktır. Alt tarafları mattır. Doğru mu? Doğru hocam. Parlak kısmında o yaprağı koruyan eterik yağlar, uçucu yağlar, tanenler, fermentler vardır. Güneşin zararlı ışınlarını da o kırar, o zarar vermesin önüne geçer. Buharlaşmayı vesaire de o sağlar. İşte rüzgar o, bak yaprağa özel gözlüklerle baktığınızda üstünü böyle 1-1,5 santim böyle dumanlı görürsünüz. Renkli görürsünüz termallerle. O rüzgar o buharlaşmayı orada koruyucu tabakayı aldığı zaman yaprak kurur. Hani cilt rüzgarda kurur çatlamaya başlar ya. Evet hocam. Aynı onun gibi. İşte bu rüzgar perdesine ihtiyacımız var. Bakın bilinçli tarım yapalım. Son bir dakika. Elma dik, erik dik. Ya bir de şu var. Eskiden böyle ağaç tarlaların ortasına azat derler. Büyük ağaçlar koyarlarmış. Adam oranı biçer bilmem nesi yapar. Altında dinlenirmiş. Onları daha yediniz ya. O sizin sigortanızdı. O yabancı otlar sizin sigortanız. Hocam toplantıyı uzatacağız mı? Bugünlük sonlandıralım. Üçüncü bölümü yaptık Ahmet'ciğim. Ahmet seninle alakalı ayrıca bir şey yapacağız. Ben telefonla hocam, da Bekir'le de konuştuk. Sorun, uzun uzun tamam mı? Sorun çok istediğin... da telefonla irtibata geçeriz Allah izin verirse. Tabii. İstediğin zaman. Ben bir şey istiyorum. Özellikle bizim burada konuştukla ilmin zekatı, bilginin zekatı paylaşmaktır. Lütfen arkadaşlarınıza gerekirse kaydalın, gerekirse anlatın, bunları ulaştırın. Arkadaşlar, hocam ben diğer toplantılarınızı izledim zaten. Öncekiler hepsini izledim. Güzel. Şimdi ama bak burada olman vasıtasıyla soru sorabiliyorsun. Bu güzel. Arkadaşlar, katılan arkadaşlar, etrafımızdaki üretici arkadaşları katılın. Çünkü biz herkesten bir şeyler de öğreniyoruz. Bir şeyler, bir insana dokunmak kadar güzel bir şey yok ya. Bir insana dokunmak kadar güzel bir şey yok. Yani ben kalıntısız, ben sağlıklı ürün yemek istiyorum. Ben toprakla mücadele eden, toprakla uğraşan üreticimin kazanmasını istiyorum. Önce onlar kazanacak. Her seferinde söylüyorum bunu. Onlar kazandığı zaman Türkiye'deki ekonomi büyüyecek arkadaşlar. Çünkü çiftçi, köylü ürettiği bir şeyi para kazandığı zaman da gider mobilya alır, gider beyaz eşya alır, gider takı alır, gider elbise alır. Ama bilmez çünkü öyle ben borsaya paramı yatırayım, altın şeye paramı yatırayım, dolara, dövize paramı yatırayım, bitcoin'e para yatırayım, bunları bilmez zaten. Ekonomiye